Ford Otosan var. Evet, bizim sanayimizin herhalde en devi ve devlet gibi de şirket yani. O kadar büyük. 6,5 milyarlık ilk 6 ay kârı geldi. İkinci çeyrek sadece 3,7 milyar ki yıl sonu içinde çok güzel beklentiler var. Ford Otosan burada sanayiciler için de belki böyle farklı bir noktaya koyacağım bir şirket. Neden? Çünkü bu kadar büyük olmasına rağmen hala bu kadar büyük yatırım yapıyor olması çok cesurca geliyor bana ve büyüyorlar. Yıllardır sürekli büyüyorlar ve her geçen gün daha da büyük adımlar atıyorlar. Burada Romanya fabrikası bize bunu gösterdi ki şimdi nakit akış tablosunu da açıyorum burada. Sadece 6 ayda 12,5 milyar lira yatırım faaliyeti gerçekleştirmiş bir şirketten bahsediyoruz. Geçen yıl toplam sadece 3,4 milyar lira yatırım yapmışlardı. Bu yıl 6 ayda 12,5 milyar. Tabii fabrikanın kuruluşu için verilen avanslar da var burada ama yani 12,5 milyar gerçekten çok büyük bir rakam herhangi bir şirket için ve bunun devamı da var. Bu gelen yatırımlarla birlikte 2023'ü hatta 2024'ü çok merak ediyorum. Şirket nerede olacak diye. Daha uzun vadeli perspektifte bakan, daha temettü yatırımı yapan herkes için bence olmazsa olmaz bir sanayi şirketi. Zaten Türk otomotiv sanayine yatırım yapmadan uzun vade yatırım yapmak çok kolay değil. Yani mümkün değil. Biz çünkü işte ihracat tarafında bakın en çok ihracat yapan şirketlerimiz bunlar. İşte halka açık değil ama Oyak Renault var. Ford var, Tofaş var. İşte bir Bursa otomotiv sanayi gerçekten Türkiye ihracatında çok büyük bir yer oynuyor. Bizde de uzun vadeli yatırımda genelde bu ihracat yapan şirketler hep pozitif ayrışıyor. O yüzden daha uzun vadeli, daha temettü amaçlı bakanlar için Ford Otosan bence her portföyün olmazsa olmazlarından biri olmalı. Biz de çok beğeniyoruz. Biz de bir süredir hisse taşıyoruz Ford Otosan'da. Ve gerçekten bundan birkaç yıl sonrasını merakla bekliyorum. Bugün devlet gibi şirket diyorum. O gün bunları tekrar edeceğime çok eminim.